Abla, kız lobiler biraz büyük büyük ama kılçıksız seçmişsin ha. Geçen sefer aldığım fasulyenin kılçığı oğlanın gırtlağına takıldı, karşında gözümün önünde gidiyordu çocuk. Sen de var ya abla, abartır sana. Kız haklısın, ben düşkünüm biraz. Biraz. Kız beni bırak, beni bırak. Şu şeyi anlatıyordun hani, Mina ile Zihni. Nerede tanıştı onlar? Kız yok, tanışmamışlar. Zihni'nin Almanya'daki akrabaları Zihni'yi anlaşmalı evlilik yaptıracak diye birilerini bakırdılar. Ondan sonra aramışlar, taramışlar. Aha, bu kadını bulmuşlar. Aa, yani bu kadın Mina, Mina Hanım. Anlaşmalı evlilik mi yapıyor para için insanlarla? Yok, kadındaki para sende, bende yok. Para neyin almamış? Ha, Zihni'nin yakışıklılığına vurulmuş o zaman. He, puyuklarıyla. Kız dünya çıktı. Kız çocuğa. Vay, Hafize ablam gelmiş. Abla, radyodan ayrıldığından beri seni daha çok görür olduk. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar. Ne edeyim? Anan evde yalnız kalıyor, sıkılıyor. Ben de onu yalnız bırakmak istemeyeyim. Pancar anne. Oğlum bak, abur cubur yiyorsun diye üzülüyorum biliyorsun. Aman anne ya, bir parça çikolata yedim. Ona da izin ver, koca adam oldum ya. Oğlum kim bilir içine ne koyuyorlar. Ha, söyle ben sana evde yaparım. Tamam anne. Akşama fasulye mi var? Ha. İyi, görürsen fasulye var. Sevirsen diye anan iki çeşit yapacak. Hem zeytinyağlı hem etli. Severim, sevmesine de. Anne, biz bu fasulyeleri acaba dışarıdan almasak mı? Tarlada içine ne koyuyorlar belli değil. Görürsün. Bakıyor musun? Ana! Papa! Papa, ne yapıyorsun ya? Esas sen ne yapıyorsun kızım? Nerede kaldın sen? Nerede mi kaldım? Benim arabayla birlikte geldik ya papa. Çünkü senin araba daha az yakıyor güzel kızım. Bu aralar sabahları beraberiz. Şundan iki tane ağzıma atmayınca kafam çalışmıyor. Bak güzel kızım. Büyük yönetici iş yerine herkesten önce gidecek, hakimiyet gösterecek. Ofise yapacak çok işimiz var. Dur kızım. Belki Mina'nın benimle özel olarak konuşacaklar vardı. Sen gelme istersen. Olsun. Ben zaten konuşulanların hepsini anlamıyorum. Okey. Gel bakalım. Öncelikle en önemli meseleden başlayalım diyorum ben. Zihni meselesi. Aha, meselesi. Seninle önceliklerimiz hep farklı oldu zaten Heinrich. Benim önceliğim asla para olmadı. Benim önceliğim hep aşk oldu. Tante de benim gibi duygularla hareket ediyor. Ya, bu konuda Türklerin çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki, oğlan dayıya, kız halaya çekermiş. Ah, çok doğru. Clara, ne yapıyorsun? Of papa ya. Gerçekten hiçbir şeyden anlamıyorsun. Tante dedi ya, kız halıyı çeker diye. Clara'ya bir Türkçe deyimler ve atasözleri sözlüğü al. Kızım, sen bir dışarı çık. Biz halanla önemli bir şey konuşacağız. Siz zaten aranızda daha uzun uzun sohbet edersiniz. Mutfak toplandı. Bulaşık da yıkandı. Oğlum, sana sütlaç yapayım ister misin? Ha? O nasıl soru annem? Bir kazan yap, bir kazan yerim ben. Ha, tamam. Ha. Anne dur. İki dakika otur bir dinlen. Acelesi yok.
Yok oğlum, ne olacak iki dakika? Hayır, dur. Biri arıyor. Alo. Merhaba Nebahat Hanım, ben Clara. Size çok mühim bir şey sormak için aradım. Alo, alo. Hayırdır inşallah. Sor kızım. Yusuf, Clara arıyor. Bir şey soruyormuş. Ha? Oh, Yusuf da mı orada? Ben özellikle sizi aradım. Böyle şeyler Yusuf'a sorunca bütün gün benimle dalga geçiyor. Neyse, şimdi siz Türklerde teyze, anne yarısı oluyor değil mi? Evet. Ya, peki. Amca, papa yarısı mı? Evet. Okey. Peki hala? Hala mı? Ne olmuş halaya? Mine'ye bir şey mi olmuş? Şimdi, hala? Papa yarısı mı oluyor? Yoksa anne yarısı mı? Yoksa anne çeviri mi? Onu hiç bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum kızım. Yani amcanın yarısı mı, babanın yarısı mı bilmiyorum. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim Nebahat Hanım. Yok, olur mu öyle şey? Ama sen bundan sonra bana Nebahat Hanım deme. Nebahat teyze de kızım, ha? Nein, öyle deyince kafa karışıyor benim. Peki kızım, hadi görüşürüz. Hoşça kal. Oh. Zehir gibi bu kız. Clara, ha? Ne demezsin? Ne diyor? Ya diyor ki... Hala diyor, amca yarısı mı oluyor diyor, baba yarısı mı oluyor diyor. Tipik Clara. Yok, aklı kafası karışmış. Aa, kim geldi? Anne dur dur. Zihni abidir, uğrayacaktı, ben açarım. Anlaşmalı evlilik ne demek Mina? Yani göçmenlerle çalışan bir dernekten aradılar. Dediler ki oturma izni almak için anlaşmalı evlilik yapmak isteyen biri var. Ne alakan var senin göçmen dernekle? 26 tane derneğin yönetim kurulundayım ben Heinrich. Ha. Susam Ruladını Koruma Derneği için balo organize et. Unutmuştum. Neyse ben de radikal bir karar olsun diye olur dedim. Dernektekilere hava olsun diye. Nein, hava olsun diye değil. Ne kadar kahalı olduğumu anlasınlar diye. Zaten süre geçince herkes kendi yoluna gidiyor. Belli bir süre bekliyorsun zaten. Mina sen delirdin mi? Gerçekten delilik Heinrich. Ben de çok korktum. Yani adamın zaten parası yok. Biz artık evlendik der gelir benim evime filan yerleşir diye çok korktum. Hep sonradan geliyor bunlar aklına. Neyse canım biz imzaları attık. Ben aramızda asla hiçbir şey olamayacağını söylemek için bunu bir kafeye davet ettim. Ne dese beğenirsin. Benim halı saha maçım var, gelemem. Ben de o an bir şey klik etti. Verstehst du? Yaptığının suç olduğunu anladın değil mi? Nein. O anda fark ettim ki ilk defa bir erkek bana hayır dedi. Karşımda eğilmeden, bükülmeden bana hayır diyebilen ilk ve tek erkek o. Zihni. Ya Nebahat abla, telin diğerini bulamadım. Allah iyiliğini versin Zihni. O Hafize'nin terliği evladım. Kahverengileri aldı. Al dedim ya sana. Bunlar ne Nebahat abla? Su içerim dedin. Kuru kuruya gitmez boğazda dedim, bir şeyler koydum. Oğlum ne gerek var bu Nebahat abla? Zihni abi. Hadi çıkalım abi, yayına geç kalmayalım hadi. Çayın bizden gider. Ne? Çayın bizden gider, çayın. Ne diyorsun abi? Ya çayın bizden giderim diyeyim, daha ne anlamazsın ya? Heinrich, biliyorum ben senin gözünde hep akle havada şımarık ablayım ama inan ben çok değiştim. Yılda 2-3 kez değişirsin sen zaten. Hayır. Bu defa bambaşka biri oldum.
Zihni beni bambaşka bir yaptı. Ya ne buluyorsun şu Zihni de anlamıyorum ki. Ya ben de anlamadım başta. Yakışıklılığına falan vurdum sandım. Nesine? Yakışıklılığına. Ama öyle değilmiş. Onun o asi havası sarmış beni. O kual tanımaz her şeyi aklımdan çıkaramıyorum ben. Bakı şirine nareş kişi dök diyorlar. Hayır diyorum, asla. Ben kişirimi limonlu seviyorum. Abi, böreği yediğin gibi yesene şunu da. Kişir böyle yenir Yusuf. Sen zaten hep renksizdin Heinrich. Bu radyoyu da kendin gibi renksiz hale getirmişsin. O renksiz dediğin radyoyu batmaktan ben kurtardım. Ayrıca bu radyoya renk lazım değildi. Lazım olan tek şey vardı. O da disiplin. Senin disiplin dediğin şey aslında ruhsuzluk. Ben bu radyoya hayat getirmeye geldim. Berlin'in en çılgın radyosu olacağız biz. Zaten transfer edeceğim kişilerle görüştüm. Berlin'in en çılgın DJ'leri gelecek buraya. Klaus ve Inge'yi radyoya çağır. Kim onlar? Berlin'in en çılgın DJ'leri mi? Nein, Berlin'in en havalı mimarları. Burayı Berlin'in o dinamik ruhuna göre yeniden dekore ettireceğim. Ne gerek var Mina? Radyo burası kim görecek? Ben göreceğim Heinrich. Yetmez mi? Ben bu radyonun her yerinde o çılgın havayı hissetmek istiyorum. Çılgınlık mı istiyorsun? Berlin'in en çılgını bizde var. En çılgın radyocusu. Çılgın Yusuf. Gerçek bir ana kuzusu, mutlu dönçen. Sen öyle san. Bu radyonun en ele avuca sığmayan ismidir o. Bugüne kadar onu kontrol altında tutuyorduk ama madem sen istiyorsun, o çılgın Yusuf'un zincirlerini çözüyoruz artık. Yusuf'un ha? Canavarı uyandırdım diye pişman olacaksın Mina. Sorun yok. Ben zaten kuzularla değil, kurtlarla dans etmeyi severim. Mina sözleri kitabına ekle. Ben kuzularla değil, kurtlarla dans etmeyi severim. Şu dekorasyon işini de bana bırak. Gide gele Berlin'in ucuz marketlerine bütün Berlin'i avcum içi gibi biliyorum. Burayı küçük Berlin'e çevireceğim, göreceksin. İzle ve gör. Clara, Engin Bilgin'e ihtiyacım var. Engin? Engin Bilgin kim? Unut onu. Clara, senin sevdiğin konu, alışveriş konusunda yardımın lazım. Alışveriş. Radyonun geleceği senin ellerinde. Bunun için Yusuf'u bir rock yıldızına dönüştürmen lazım. Ya da Mina başımıza kendi kafasına göre birini getirecek. Nein, olamaz. Olacak, olacak. Eğer Yusuf'u baştan aşağı değiştirmezsek, bir asiye, bir çılgına dönüştürmezsek olacak. Bana bak, masraftan kaçınma. Dur, sana para vereyim. Fazla. 50 euro. Ne gerekiyorsa yap, Yusuf'u baştan aşağı değiştir. Zihni geldi mi? Nein, daha gelmedi. Ben onu arayayım. Ne zaman lazım olsa ortadan kayboluyor bu zihni. Ancak biz onu arayacağız, bulacağız. Alo, Bay Zihni, neredesin? Tamam, radyoya gel, çok işimiz var. Kapat, kapat. Clara, bana bak.
son sentine kadar harca o parayı ama Yusuf'u tepeden tırnağa değiştir. Okey. İyi ki tok gelmiş. Aç gelse kanepeleri de yiyecekti. Sütlaçlar da soğudu. Zihni nerede? Sen yokken telefon geldi, apar topar çıktı anne. Ben de şimdi çıkıyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Otur önce sütlacını bitir. Ha. Tamam anne. Dur. Ne oldu anne? Allah, fındığını koymamışım. Aman anne ya. Tadını alamazsın oğlum, tadını alamazsın. Ah. Gözün aydın anne. Zihni sütlacın kokusunu aldı da döndü galiba. Daha doymadın mı Zihni abi? Aa, Clara hoş geldin. Gel annem sütlaç yapmış yiyelim. Gel annem, durum çok ciddi. Radyonun kaderi benim elimde. Ya söylediğin gibi radyonun kaderi senin elindeyse durum gerçekten vahim demektir. Bu şakalarını radyoda yaparsın artık. Tabii yarına başka biri gelmezse. Nasıl ya? Yo da anlatırım. Hadi çıkmamız lazım hadi. Ya tamam kızım dur. Terlikle mi çıkacağım dışarı? Oh, çabuk olur musun? Tamam. Anne, Clara geldi. Biz acil çıkıyoruz. Kapat. Aman hayda. Aldı götürdü çocuğu bir lokma yemeden. Reistag tamam. Bir de Brandenburger Tor resmi bastırdık mı hazırız demektir. Oh, guten Tag. Nerede kaldın? Sorma şef. Kusura bakmayın. Hayatımın en zor gecesini geçirdim. Ben de onu diyorum zaten. Gece nerede kaldın? Artık ofiste kalamayacağım için dışarı attım kendimi şef. Sağ olsun İmam Efendi yardımcı oldu da caminin altındaki dernekte kaldım. Mina Hanım geldi mi? Herkesten önce geldi. Tipik Mina. İnanılmaz bir hevesle başlayacak, sonra hızla sıkılacak. Arada da olan radyoyu olacak. Benimle ilgili bir şey dedi mi? Konuşacağım o Zihni'yle dedi. Zihni mi dedi? Evet. Yani böyle isim vererek Zihni dedi yani. Evet. Ne konuşacakmış benimle? Bilmiyorum. Herkes de konuşacakmış tek tek. Tek tek mi? Teke tek mi? Nasıl? Yani benle konuşurken herkes yanında olacak değil mi? Uy. Tanrı, Zihni gelmedi mi? Yok. Haber yok. Söylüyorum sana. Bambaşka biri bu Zihni. Kurallara asla uymuyor. Yani eğilmiyor, bükülmüyor kimsenin karşısında. Oh my God. Neyse. Ben ofisimde meditasyon yapacağım. Zihni gelince ofisime gönder. Şef, ne olur beni ona verme. Merak etme. Meditasyon yapacağım diyorsa o uyuyacaktır kesin. Sen benimle gel, işimiz var. Bence harika oldu. İlk sen dediklerini anlamışız. Böyle daha havalı oldu. Nasıl anne? Havalı oldun mu? Oğlum, sen hep havalı, hep yakışıklısın. Anlamadım, ne gerek vardı bunlara? Yakışıklı olsun istemiyorum ki. Yusuf'u asil yapmaya çalışıyorum. Ama... Oh, çek bakayım çocuklar. Benim oğlum asil olmaz. Benim oğlum Allah'ım anasının bir dediğini. Çek bak benim pamuğumda pamuk. Allah'ım pamuğumda. Oh, benim pamuğumda pamuk. Topla pamuk, topla. Ha? Oğlum, Yusuf'um bu pantolonda pişik yapar ona göre ha. Çek kızım bir sütlaç getireyim ha. Bence görüntüyü hallettik ama karakterim işe yaramaz. Çok sağ ol ya. İşe yaramazın tekiyim yani. Ne? Olur mu hiç öyle şey? Sen çok tatlı,
neşeli, herkesin iyiliğini düşünen çok kibar bir insansın. Ama tante Mina serseri biri istiyor radyoda. Papamın tam tersi gibi düşün yani. Papam Mert'ın delirmiş. Hemen radyoya gitmemiz lazım. Tante Mina ile toplantı yapacaklardı. Hemen radyoya gidelim. Ben sana yolda anlatırım tante Mina nasıl şeylerden hoşlanıyor. Hadi çabuk. Anne, Clara ile biz radyoya gidiyoruz. Hayda. Ya bir rahat bırakmadılar oğlanı. Çocuk bir lokma yiyemedi. Mina'yı çağırayım da içeriye attığın küçük Berlin'de o da görsün. Mina! O zaman ben Berlin'in arka sokaklarında kaybolayım. Mini Berlin, gel sana gezdireyim. Şimdi Alexanderplatz'dayız. Her milletten insanın arasında yürüyoruz. Burnumuza taze çekilmiş kahvelerin kokusu geliyor. Hemen bir kafeye oturup kahve içelim istersen. Gerek yok. Haklısın, gerek yok. En uyduruk kahve olmuş zaten 5 euro. Ah, gel, gel. Dolu dolu nefes al. İşte doğa bu, doğa. Daha bitmedi. Şimdi de şehrin karanlık mahallelerine ilerliyoruz. Neukölln'deyiz. Aman burada gezerken çantana, telefonla dikkat et. Bu anda bu koku sorununu çözemediler. Ya bu maskaralık ne? Arayalım belediyeyi, badanayla kapattırsınlar. Bu maskaralık değil. Bu maskaralıktan bahsediyorum ben. Etrafı abuk subuk fotoğraflar asarak bu radyoya asi bir hava mı getirebileceğini zannediyorsun sen acaba? Yani nerede bu rock and roll ruhu? Bu mu yani? Buranın hali mi acaba? Neredesin sen? Program başlayalı 10 dakika olmuş. Sıkıntı yok adamım. Önce bir kahve içip kendime gelmem lazım. Başlarım senin sıkıntına. Papa. Asıl. Biraz sessiz olsak. Dün geceden başım ağrıyor da. Önce bir kahve içip kendime gelmem lazım diyorum delikanlı. Gerçekten seseri ruhluymuş bu Yusuf. Çok beğendim. Onda zihninin asi ruhunu gördüm. Güzel. Zihni nerede? Gelmedi mi? Ya gelmedi ya o. Oh, seseri ve asi zihni. Kim bilir şimdi nerede hangi çılgınlığı yapıyor? Harikaydın. Ayıp olmamıştır değil mi babana? Adamım delikanlı falan dedik. Adamın askısını çektim ya. Nein. Tam da tante Mina'nın istediği gibi. O zaman yayına bayılacak. İzle. Memleket Kreuzberg'de Yusuf'lasınız. Kısa bir aradan sonra muhabbetimiz başlayacak. Bugünkü sohbet konumuz karıştığımız sokak kavgaları. Arayın, siz de muhabbete katılın. Ya da katılmayın, umurumda değil. Oh,
be kardeşim ya. Ulan insan bir düşünür, masanın altında biri var mıdır yok mudur? Ortalıkta dolanmayayım da kaçabilen rahat rahat kaçsın der ama nerede? Oy, Nebahat abla, hoş geldin. Hoş bulduk Zihni. Yusuf nerede? Yayındadır. Sabahtan beri aç açına koşturuyorsunuz oğlumu. Bir sütlacı yiyemedi. Bak, al. Bu da senin kısmetine. Ayakta yeme ha. Nereden kaçacağım ben? Abla, mutfak sağdadır. Ne diyorsun ya? Bugün sizlerle karıştığımız sokak kavgalarını konuştuk. En büyük kavgayı sonra sakladım. Sizlere veda etmeden önce onu anlatacağım. 2 yıl önce... Bir gece Hermannstrasse'de her zamanki gibi motosikletimle başıboş dolaşıp macera arıyordum. 3 tane sarhoş serseri sokakta yürüyen bir kıza laf atmaya başladı. Kız korktu tabii, hızlandı. Bunlar da laf ata ata kızın arkasından koşmaya başladılar. Bastım gaza. Bum bum bum. Kızla bunların arasına girdim. Neyse, bunlar geldi tabii. Dedim önce ben bunları bir uyarayım. Bir tanesi arkamdan dolandı. Pat dedi. Kafama bir darbe indirdi. Afalladım tabii. Baktım bir tanesi sopayla bana doğru geliyor. Bunun çenesine bir tane yumruk pat indirdim. Sonra öbürleri dağıldı tabii. Neyse. Kız geldi. Sen benim kahramanımsın falan. Vallahi hakkını vereyim Hancı. Bu Yusuf çok çılgınmış sahiden. Nereye? Şu asil gencin videosunu çekeyim, kendi hesabımdan yayınlayayım. 3 adamı hallettim, tek bir kızla baş edemiyorum. Sen beni serserilerin elinden kurtardın diyor. Yavrum dedim, ben senin için daha büyük bir belayım. Hoş bulduk kızım. Yusuf'uma sütlaç yedirmeye geldim ben ha. Harika. Şimdi yayında bizim program bitecek, o zaman yedirirsiniz. Programın bitmesini falan bekleyemem. Sabahtan beri durmadan bir aksilik çıkıyor. Ben böyle sessizce içeriye gireyim. Yusuf'uma şu sütlacı yedireyim. Hı. Tamam mı? Şşt, çantayı tut. Yere koymak yok sakın. Aha. Ben kızdan kurtulmaya çalışırken polis sesleri. Meğer kaçan adam polis çağırmış. Tabii ben atladım motora. Arkada polis sesleri. Gerçekten çılgın bir şeymiş ya. Hem yakışıklı hem serseri. Dur video çekeyim. Almıyor bu saçmaları. Radyomun starı olacak adamı annesi baby brayla besliyor. Sütlaç. Ben radikal ve ses getiren bir radyo olsun istiyorum. Güçlü bir erkek sesi duymak istiyorum. Bizim yoksa bebek gibi sütlaç yok. Bebeklikle ne alakası var tatlı yemenin? Bu ne Nebahat Hanım? Bebek pudrası Yusuf'um için ama şey için ya, deri pantolon pişik yaparsa diye. My God. Evet Yusuf, sen söyle. Nesin sen? Bir rockstar mı yoksa bebek mi? Yeter be. Maymun gibi giyizlediniz zaten. Bu zincir takmakla mı delikanlı olmuyor? Ya da annemin tatlısından 2 kaşık yedim diye mi bebek oldum? Ben ne rockstarım ne de bebek. Adana delikanlısıyım ben.
Adana'nın has delikanlısıyım. Bu hareketinle bitirdin radyoyu. İşte bu. Gerçek ve haklı bir isyan bu. İşte bu doğallık. Bizim sahte sağlığa ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan bu doğallık. Ve bunu bize gösterdiğin için danke schön Yusuf. Ein Minut. İç mimarlarla toplantıyı iptal et. Radyoda delikanlılık rüzgarlığı esecek. O iş bende. Yerine geç Hancık. Bu işi sen beceremezsin. Radyoda delikanlılık rüzgarları esteyecek.